1 Ağustos 2018 Manisa, Mahmut Kaya. Evet. Kavun üreticimiz. Burada 8 dekar tarlasında kavun üretiminde rekor gelişim tarla ürünümüzden kullandılar. Mahmut Bey, öncelikle bu bölgenin adı nedir? Nereye düşüyor? Burası Kalemli Ovası ile Tilki Ovası merkezi. Kalemli Ovası ile Tilki Ovası'nın merkezinde 8 dekar yer. Evet. Bu kavun cinsi nedir? Öncelikle onu söyleyelim. Bu kavun cinsi 40 ağaç dalaman 637. 40 ağaç dalaman 637. Peki bu kavun dikim tarihi ne zamandı? 15 Nisan olması lazım. 15 Nisan 2018 tarihinde evet. Dikildi. Burada neler gördük? Yani rekor gelişim uyguladık. Toprağımızda öncelikle neler oldu? Daha sonrasında kavun verimi, kalitesi, canlılığı, sulama konusu. Biraz özetler misiniz? Evet. Mesela toprak nemli tutuyor. Güzel. Su istemiyor. Şöyle sesimizi kavun. Almak için yakınlaşalım. Kavun su istemiyor. Kavuna bir defa su verdi. Artı kavun bereket olarak güzel. Yani şey kavur anlamında burada öncelikle toprağınız neydi? Ondan mı bahsedelim? Yani toprak yapısı nasıl bir toprak? Yani suyu salan mı, tutan mı, emen suyu, mi? Kara toprak. Kara toprak. Ve burada bir sefer su verdik. Bir defa su verdim. Yani doğru. Nisan 15'ten beri. Tabii yağmurlar da yağdı ama hava bu sene de sıcak gidiyor. Sıcak gitti. Aşırı sıcak gidiyor. Peki şu anki durum nedir? Şu anki durum güzel. Güzel. Hasata başladınız. Başladık. Hasat yapıyorsunuz. Evet. Şu an ne kadar mesela bir hasat durumu oldu? Şu an bir 3 ton kadar sattık. 3 ton kadar bir hasat yapıldı. Evet, daha devam var işte. Devam ediyor. Aynen. Şöyle kavun kalitesi konusunda ne dersiniz? Kavun tadı olarak güzel. Şöyle şey anlamında. Göstererek gidelim. Kavunlar iyileşiyor. Bunlar mesela kaç kilo gelir ortalama? Şu an bu 3 kilonun üstünde. 3 kilonun üzerinde. O, peki yıla göre değerlendirilirse burada şey var mı? Sezonda biraz erkencilik var mı? Erkencilik var. Ovadayım, kavunu ben çıkarım desem doğrudur. Bu ovadaki ilk kavunu siz çıkardınız. Evet, o da rekorun gelişimi faydaları. Rekor gelişimin faydaları. Evet. Ve bir kere sulayarak bunu yaptınız. Evet. Şöyle söyleyeyim. Kavunda şimdi şekil düzgünlüğü önemli, tat önemli. Evet. Kilo yapması sizin için çok önemli. Doğru. Yani verim anlamında, şey anlamında. Ve burada şunu da gösterelim şöyle. Daha hala çiçekli gelenler var. Şöyle yakından gösterirsek. Şurayı. Yani şey anlamında çiçeklenme de hala devam ediyor. Evet. Yani hava sıcak olmasına rağmen. Böyle şunlardan da gösterelim. Şöyle taneleri gösterelim. Gerçek olanlar var. Böyle. Geliyor. Tabi bunlar aralanıyor. Evet. Şu arayı da şöyle gösterelim. Şu tarafa doğru. Şöyle gelin siz de. Şu tarafa doğru. Şimdi rekor gelişim biliyorsunuz bir toprak düzenleyici. Evet. Toprakla alakalı olan öncelikle toprağın su emmesi, toprağın tavlanması, nemli kalması. Bu toprağın tarıma elverişli olmasını, diktiğiniz fide veya tohumun saçak ve kök yapmasını aynen, sağlıyor. Doğrudur. Burada herhangi bir kökle ilgili bir sorun yaşadınız mı? Kök aynen. Sorunu var mı? Kök sorunu yok. Hatta ben seyrelttim. Yolma dahi yaptım yani. Seyrelttiniz. Yolma dahi yaptınız. Evet. Peki saçaklanma nasıldı? Nasıl görünüyordu? Kök güzeldi. Gayet güzeldi. Kök güzeldi. Şu aynen. An için herhangi bir şey gözüküyor mu? Şu an için gözükmüyor. Gözükmüyor. Zaten devam ediyor. Aynen. Ermeye de şey yapmaya da devam ediyor. Siz de bir yandan da hasat yapıyorsunuz. Şu an memnunuz yani rekor gelişim. Peki kavunla ilgili özel söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Bu kavun da burada bize erkencilik sağladı. Erkencilik sağladı. Tad olarak güzel. Evet. Peki bunu verdiğiniz yerdeki insanlardan mı alıyorsunuz bu referansı? Evet. Yiyenler bir daha istiyor arkasını. Yiyenler bir daha istiyor. Aynen. Muhtemel satıcıları da evet. Tekrar sizden aynı şekilde kime sattıysanız aynen. Gelip doğru. İstiyor. Bu burada peki şunu soracağım ben size. Şimdi Nisan ayında diktik. Bir kere suladık. Evet. İyi kötü bir iki kere yağmur yağdı. Evet. Siz normalde burada geçen sene ne yapıyordunuz? Ne işliyordunuz? Geçen sene mısır vardı burada. Geçen sene mısır vardı. Aynen. Mısırla alakalı mısırı bıraktınız. Bu sene kavuna geçtiniz. Yok, ecerdi, biz etmemiştik. Efendim? Biz kullanmamıştık mısır. Başka biri ekmiştik. Başka birine icar vermiştiniz. Bu sene kavun yaptınız. Evet. Peki bu seneki kavun fiyatlarıyla alakalı durumlar nedir? Fiyatları çok güzel. Fiyatları güzel. Peki fiyatların güzel olması kavunun az olmasından mı yoksa sizin yok. Erken getirmenizden mi? Kavun çok şu an mesela evet. Bu ovada ama şu an erken çıkartan yok. Erken çıkartan yok. Evet. Yani bu erkenciliği sağlamanız aynen. Sebebiyle şu anda siz belki diğerlerinden 3 katı 4 katı evet. Fiyatla şu an doğrudur. Satıyorsunuz. Aynen. Bu da size çok büyük bir getiri sağlıyor. Hem verim artışı hem de erkencilik sağlayarak kavun da zaten önemli. Şöyle gösterebiliriz biraz daha şuralardan. Evet. Şöyle gidelim. Şöyle olsam bir. Gösterelim. Yani üreticilerimiz de bunu izleyecekler. Şöyle gösterelim. Evet, biraz gösteririz abi. Şöyle.
şekilde görülüyor. İşte ikinciler geliyor arkadan. Yani burada bir de renk sarılık anlamı. Evet. Şuradaki renk... şeyle devam ediyor. Aynı şekilde. Arkadan gelenler var. Doğru da. Ufak. Ufak böyle. Geliyor. Tekrar söyleyelim çeşidini. Kırgaç kalamın 637. Kırgaç. Bu şekilde. Renk konusunda zaten rengi gayet güzel. Evet. Albenisi güzel. Hızlı gidiyor. Yani al ye beni der gibi evet. Gösteriyor. Rekor gelişimi öncelikle bu Manisa'da Türkiye'deki kavun yetiştiricilerine önerir misiniz? Evet, öneririm, tavsiye ederim. Önerirsiniz. Siz daha önce bunu zeytinde de kullanmıştınız. Zeytinde kullandım. Zeytinle alakalı neler görmüştünüz? Ondan da bahsedelim. Zeytin de güzel. Tohur üstünde güzel, verim olarak güzel. Yıllara göre. Yıllara göre evet. Güzel. Bu sene mi kullandınız, geçen sene mi? Geçen sene kullandım. Geçen sene kullandınız. Hem tohuru güzel, evet. Verim güzel. Orada da bir erkencilik görüyor musunuz? Şu an tane olarak iri. İri. Ama daha sat başlamadı. Sulama için. Yapıyor musunuz orada? Sulama yok. Sulama yok. Herhangi bir buruşma, bozulma var mı? Hayır yok. Dökülme var mı? Yok. Yok. Orada da aynı sonucu görüyorsunuz. Evet. Burada da aynı sonucu görüyorsunuz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Hayır bir şey yok. Kullanılmayan yerlerdeki, şu andaki köklerdeki yeşillik durumu nasıl? Kullanılmayan yerler. Onu söylemiştik zaten de. Şey anlamında kök gelişimi, saçak ilgili. Kök olarak güzel. Verim olarak da güzel. Rekor gelişiminden memnunuz. Herkese tavsiye ediyoruz. Bu televizyonlardan ve bizim sitelerimizden yayınlanacak. Evet. Görüşlerinizi paylaştığınız için biz teşekkür ederiz. Şöyle bakalım.